Selam arkadaşlar. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Araç demiştim ki şanzıman parçalamış gördüğünüz gibi. Ve şanzıman tabii ki de olmadı. Yani biz de ne yaptık? Çıkma şanzıman aldık. Çünkü bu şanzımanın yenisi çok para. Çıkma şanzıman aldık. Aks keçelerini falan değiştirdim gördüğünüz gibi. Öbür tarafı da debriyaj bilesini eskisini buna takın. Baskulata yeni değişmişti. Debriyaj bilesini taktık. Şimdi güzelce bir temizleyeceğiz. Ondan sonra yerine takacağız. Yani küçük bir ihmalkarlık nelere mal oluyor. En az bir 20 bin lira masrafı vardır herhalde. Çünkü şanzıman değişiyor. Şanzıman yaydı. Akıs değişecek. Gördüğünüz gibi bu akıs. Boşluk da var. Körüğü de yırtılmış. Gördüğünüz gibi akıs da değişecek. Güzel bir şey olacak. Teslim edeceğiz müşterimize. O yüzden aman ha araçlarımızı bir testleri kullanırken 5'ten 3'e atmayın. Devirli kullanalım. Araçlar sonra çok masraf açıyor. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Araçlar diyelim ki %50 şoförler bozuyor. %20 kendisi metal yorgunluğu veyahut da başka sebeplerden dolayı bozuluyor. O yüzden araç sürmek sadece arabayı sürmek değil. Araba sürerken hissetmek gerekir diye düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyorum.